Gündem programının bu haftaki ilk durağı Hatay'da bulunan İskenderun Teknik Üniversitesi. Yanımızda İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Tolga Depçi Beyefendi var. Tolga Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? 1975 İzmir doğumluyum. İlkokulu Giresun Esbiye, Bingöl Karadeniz İlkokulu, okuduktan sonra ortaokulu Karabük. Liseyi Karadeniz Devlet Lisesi'nde okudum. İn Üniversitesi'nde lisans eğitimimi, doktor eğitimimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde ileri malzemelerinde tamamladım. Bir yıl postdoc, University of Utah'ta Amerika'da Meteoroloji Malzeme Mühendisliği'nde bir yılda postdoc eğitimimi tamamlayarak ülkemize döndüm. Doktor öğretim üyesi olarak Van 100. Üniversitesi'nde, doçent olarak İn Üniversitesi'nde görev yaptım. Arkasından İskenderun Teknik Üniversitesi'nde profesörlük unvanını aldım ve 1 Eylül'de vekaleten atandım. 24 Eylül'den itibaren de üniversitemizin rektörü olarak görev yapmaktayım. İskenderun Teknik Üniversitesi'ni bizlere tanıtabilir misiniz? Elbette. Üniversitemiz 7 tane fakültesi, bir yüksekokulu, 4 tane meslekokulu ve bakın ender olarak, yani teknik üniversitelere baktığımızda ender olarak bünyesinde bir konservatuarı olan 23 Nisan 2015 tarihinde inovasyonu ve girişimciliği önceleyen, özellikle üniversite, sanayi, toplum ve kamu işbirliğini kendisine ilke edinmiş genç, dinamik bir üniversitedir. Okulunuzda bulunan personeller hakkında bilgi verebilir misiniz? Şu anda baktığımızda 386 tane akademik personelimiz var. Bunların da ağırlık olarak 40 tanemiz profesör, 42-43 tane hocamız da doçent. Geri kalan doktor öğretim üyesi olarak ve öğretim görevlilerimiz bulunmaktadır. Tabii yalnızca akademik kadrolar değil, bildiğiniz gibi bu bir ekip işi ise idari kadromuz da çok önemlidir. 340 tane de 345 idari personeliyle beraber topluma, üniversiteye, aslında ülkemize hizmet eden değerli bir üniversiteyiz. Üniversitenizin ihtisas alanlarından bahseder misiniz? Hatay'ı düşündüğünüz zaman, Hatay herkesin bildiği gibi, her konuşmada olduğu gibi medeniyetler kenti olduğundan bahsediyoruz. Yalnızca Hatay medeniyetler kenti olarak değil, tüm kılcallarıyla beraber hareket eden çelik, filtre sektörüyle önde olan, turizm artı tarım olarak da önde olan bir ilden bahsediyoruz. Bir noktamız daha var. Enerji dağıtım hatlarının da aslında merkezindeyiz. Şöyle başarı dediğimiz zaman ben şunu vurgulamak istiyorum. Tüm dünyayı ve güncel yapıyı öncelediğiniz zaman nedir insanların en büyük olgusu? Havacılık ve uzay, deniz, lojistik. O yüzden bizim üniversitemizde öncelediğimiz noktalara baktığımızda her bölüm öncelikli ama Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültemizle, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemizle öncü ve ileri gitmek isteyen, şunu şöyle bir vurgulamak istiyorum başarı deyince, bizim için büyük bir başarıdır. Tüm trendlere baktığımızda bir düşüş yaşanırken üniversitemiz özellikle bu alanlarda tercih edilen bir üniversitedir. Bunda en büyük taçlandırması nedir? Tercihlere baktığımızda bütün bölümlerimizin %100 doluluk oranına sahip olmasıdır. Üniversitenizde bulunan fakültelerden bahsedebilir misiniz? Üniversitemizde 7 fakültemiz bulunmakta. Bunlardan bir tanesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemiz. Bu 5-6 yıllık bir üniversiteyiz ama bildiğiniz gibi Mustafa Kemal Üniversitesi'nden ayrıca kurulan bir üniversite olduğumuz için. Burada Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemiz 4000 öğrencisiyle beraber şu anda 12.486 öğrencimiz içerisinde yani %30'luk bir dilim oluşturmakta. Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültemiz az önce belirttiğim gibi ikinci fakültemizdir. Burada 4 tane bölümümüz bulunmakta ki öğrenci potansiyel olarak 250 civarında öğrencimiz var ve bu artarak yeni devam etmektedir. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemiz var. Bu fakültemizde 811 öğrencimiz var. Mimarlık Fakültemiz var. Mimarlık Fakültemizde yeni kurulan bir fakültemiz. Fakat şu anda tercihlerde ön sıradayız. Orası da şu an 456 öğrenciyle beraber yeni kurulmuş olmasına rağmen yeni binasında sağlam bir akademik kadrosuyla beraber şu anda hizmet vermekte. İşletme fakültemiz var baktığımızda. İşletme Yönetim İlimleri fakültemiz var. Bu fakültemizde ekonomi ve insana değer katmak açısından son derece önemli bir kısım olduğu için o da fakülte olarak da öncelendiğimiz ve önce yaptığımız bir
olaydır. Yani 7 fakülteyle beraber şu anda üniversite olarak teknik bir üniversitenin altını dolduracak şekilde bence mükemmel ve hızlı bir şekilde ileri gitmekteyiz. Tolga Bey, üniversitenizin misyon ve vizyonundan bahseder misiniz? Bir üniversite misyon ve vizyonunu eğer bunu takip ederse ve ilerlerse son derece başarı elde edecektir. Bizim misyonumuz ne? Bizim misyonumuz çevre bilinci ve duyarlılığı içerisinde özellikle bilgi üretmek, bilgiyi teknolojiye dönüştürmek ki bizim mottomuz Teknoversite, teknoloji üniversitenin buluştuğu yer diyoruz. Teknoloji, bu bilgiyi teknolojiye dönüştürmek, teknolojiyi de ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla ahlaki değerleri yüksek olan gençlerle taşlandırmak için uğraşıyoruz. Vizyonumuzdan da bahsetmek gerekir ki biliyorsunuz vizyon da çok önemli baktığımızda. Ki vizyon da aslında buna paralel olarak hareket etmekte. Yani vizyonumuzda ayrı şeyimiz yok, misyondan ayrı bir noktamız yoktur. Önemli olan nokta Türkiye'mizin ekonomik kalkınmasına destek olmak amacıyla inovatif, insanı önceleyen bir üniversite olarak hareket etmek istiyoruz. Önceliklerimiz bu olduktan sonra başarı zaten kendinden gelecektir. Ama en önemli nokta ülkemize katkı sağlamak. Özellikle bölge ama genelde ülkemize ve çevresine. Çünkü biz global bir dünyadan bahsediyorsak çevremizdeki tüm ülkelerde destek olmamız gerekiyor. Bu konuda bir açıklama yapmak isterim. Kaynak Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezimizi şu anda hayata geçirmiş durumdayız. Bu kapsamda tüm dünyaya açılım içerisindeyiz. Nitekim demir çelik sektörü konusunda, işte mesleki eğitim merkezi konusunda baktığınızda bunlarla beraber hareket etmekte ve ilerlemekteyiz. Bu da bizim için önceliğimiz noktalar ve bizim başarımızı bence noktaya önümüze açıyor. Üniversitenizin doğaya göstermiş olduğu özeni anlatır mısınız? Bildiğiniz gibi büyük bir yangın atlattı bölgemiz. Bu yangın sonrasında İskenderun Meslekçisi Okulumuzda 110 dönümlük bir arazimizde bütün ağaçlarımızı kaybettik. Bu kapsamda Orman Genel Müdürlüğümüz olsun, işte onların destekleriyle beraber, belediyelerin destekleriyle beraber ki öne çıkan bir olayımız vardı. Her öğrencimiz için bir ağaç dikme sözü vermiştim. Şu anda bu sözü yaklaşık 2,5-3 metre boyunda ağaçlarla beraber 5000 civarında ağacımızı dikmiş durumdayız. Yani tekrar orman yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ama sözümüzü devam ettireceğiz. Şu anda bu kısa süre içerisinde 5000 ağaç ve bundan sonra da nedir işte 12.486 öğrencimiz var. Her bir öğrencimiz için, her bir çalışanımız için, her bir idari personel için de bir ağaç dikme sözü verdik. İnşallah bunu da en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Üniversitenizin Teknoversite projesinden bahseder misiniz? Teknoversite, üniversitemize patentli adı bizde olan teknolojinin ve üniversitenin birleştiği aslında bir kelime olarak türetiliyor. Ve Teknoversite vurgusu patentli ve bize ait bir, üniversitemize ait bir kelimedir. Aslında bunun güzelliği şurada, biz bunun altını doldurmak için zaten çalışıyoruz. Bu çok büyük bir motto. Ki Endüstri 4.0'dan tutumunda her türlü çalışmada teknoversite olması gerekiyordu. Ve biz bunun altını doldurmak için her türlü çalışmada yapıyoruz. Hatta şöyle bir olay var. Az önce bahsettiğim gibi toplum, sanayi, kamu ayağında, üniversite ayağında bir dörtlü sarmal modelden bahsediyoruz. Bunu hayata geçirmek amacıyla birçok üniversitede bahar şenlikleri yapılır. Biz de bahar ayında öğrencilerimizin yorgunluğunu atması amacıyla teknoversite günleri düzenliyoruz. Bu sene 6.sını düzenleyeceğiz. Pandemi kapsamında da yaptık. Ne yaptık? Uzaktan erişimle saldık. Altınızı gerçekleştireceğiz. Öğrenciler burada ne yapıyor? Teknolojiyle buluşuyorlar. Bahar şenliklerine katılıyorlar. Konserleri oluyor. Ama bakın eğlenceyle beraber teknolojiyi birleştirip işte teknoversite olmanın özelliğini ortaya koymak istiyoruz. 23 farklı ülkeden şu anda 1048 yani öğrenci sayımızın %9.3'ünü yabancı uyruklu öğrencilerimiz oluşturmaktadırlar. Ve hedeflerimiz yaptığımız çalışmalar kapsamında umut ediyorum ve yaptığımız çalışmada bunu göstermektedir. Bunu ikiye katlamak için elimizden geleni yapacağız. Seneye inşallah bunu da hayata geçirmiş olacağız. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dileriz. Ben teşekkür ederim.